Merhaba, düğüne dair her şeyi bulabileceğin Düğün.com YouTube kanalına hoş geldin. Gelin saçı ve makyajında sana ilham vermesi için bu videoda ünlüleri masaya yatıracağız. Ya bu ünlüler nasıl böyle güzel görünüyor diyorsan yanıtını verelim. Doğru saç ve makyaj teknikleriyle. Sen de doğru seçimler yaparak kendini en iyi ve en güzel hissettiğin modeli seçebilirsin. Peki bunu nasıl yapacaksın? Cevabı videomuzda. Düğün için her şey düğün.com'da. Ünlüler nasıl böyle kusursuz görünüyor? Tabii ki estetikle diyebilirsin. O da bir yöntem tabii ama biz daha pratik çözümlerden bahsedeceğiz. Yüzün uzun olabilir, yanakların geniş olabilir, hepsinin çözümü var. Kilit nokta şu, yüzü ovale yaklaştıracak saç ve makyaj seçimleri yapmak. Böylece güzelliğini öne çıkarabilirsin. Kare yüz şekliyle başlayalım. Bu yüz şeklinde ipucumuz köşeli yüz hatlarını daha yuvarlak ve uzun göstermek. Mesela dünyaca ünlü oyuncu Zendaya kare yüz şekline sahip. Allığı yüzünün dış kontür merkezine yani elmacık kemiğiyle kulaklar arasında kalan bölgesine uygulayarak yüzünün çerçevesini daraltıyor. Böylece yüz hatları daha ince ve uzun görünüyor. Keira Knightley de kare yüz hatlarını doğru saç ve makyaj teknikleriyle yumuşatan ünlülerden. O da dış yüz kontürü, koyu göz makyajı ve elmacık kemiklerine uyguladığı allıkla dikkatleri yüzünün orta kısmına çekiyor. Tabii doğru saç modeliyle de bu görünümünü destekleyebiliyor. İki ünlü de genel olarak üstü hacimli saç modellerini tercih ediyor. Böylece yüz daha uzun görünüyor. Dikdörtgen yüz şekliyle devam edelim. Uzun yüzler için de yüzü olduğundan geniş ve kısa gösterecek seçimler yapmak uygun olur diyebiliriz. Bunun için makyajda gözleri ve elmacık kemiklerini belirginleştirip çene kısmına kontür uygulamak, saçta ise dalgalı modeller gibi yüzü yanlara doğru genişleten modeller seçmek gerekir. Uzun yüz deyince hemen aklımıza Sex and the City'nin başrolü, en sevdiğimiz moda ikonlarından olan Sarah Jessica Parker geliyor. Parker doğru allık ve göz makyajı uygulayarak yüzünü daha kısa gösteriyor. Uzun yüzlü ünlülerden biri de Riverdale'dan tanıdığımız Camila Mendes. O da makyajda genel olarak doğal tonlar kullansa da gözlerini farla belirginleştirip kirpiklerini dolgunlaştırıyor. İki ünlü de dalgalı saçlarla yüzünü yanlara doğru daha geniş gösteriyor ve ovale yaklaştırıyor. Gelelim yuvarlak yüz tipine. Bu yüz tipinde kuralımız yüzü olduğundan daha ince ve uzun göstermek. Bunun için dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in seçimlerini inceleyebiliriz. Gomez, yüzünü olduğundan daha ince gösterebilmek için elmacık kemikleriyle kulaklarının arasına kontür uyguluyor. Çoğunlukla canlı göz ve dudak makyajını birlikte kullanıp yüzün ortasında üçgen bir görünüm oluşturuyor. Yuvarlak yüzlü bir diğer ünlü de Adele. O da yüz çevresi, çene ve elmacık kemiklerinin altına kontürleme tekniği uygulayarak yüzünü olduğundan daha uzun gösteriyor. Saçlarda ise iki ünlünün de yüzü daha uzun göstermek için tepeden hacimli modelleri, daha dar göstermek için de perçemli modelleri tercih ettiğini söyleyebiliriz. Son yüz şeklimiz de kalp yüz şekli. Bu yüz şeklinde belirgin elmacık kemiklerini yumuşatmak ve yüzün ince alt kısmını geniş üst kısmı ile orantılamak gerekiyor. Mesela ünlü oyuncu Reese Witherspoon kalp şeklinde yüze sahip. Çoğunlukla allığı elmacık kemiklerinin altına doğru uyguluyor, canlı allık ve ruj tercih ediyor. Emily in Paris'ten tanıdığımız Lily Collins'in de bu uygulamayı tercih ettiğini söyleyebiliriz. Saçlarda ise iki ünlü ismi de genellikle perçem, kahkül gibi alnı daraltan ve elmacık kemiklerini yumuşatan modellerle görüyoruz. Bugün ünlülerin saç ve makyaj tüyolarından bahsettik. Sırada sana daha fazla tavsiye verebilecek ve sana en uygun saç ve makyajı yapabilecek kuaförü bulmak var. Videonun açıklama kısmına bir link bıraktık. Burada gelin saçı ve makyaj alanında uzman kuaförleri bir arada bulabilir, bilgi ve fiyat teklifi alabilirsin. Düğün.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi sakın unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.